Merhaba, ben Ufuk Celep. Bugün size fondötensiz makyaj uygulamasını göstereceğim. Makyaja başlarken en önemli şey nemlendirici krem. Şu anda da NARS'ın nemlendirici kremini uyguluyorum. İyi nemlenmiş bir ciltte her zaman makyajınız çok daha fresh ve taze duracaktır. Güzelce cilde parmak uçlarınıza yedirip bırakabilirsiniz. Şimdi ise Make Up For Ever'ın farklı renklerden oluşan kamuflaj kremi ile bir uygulama yapacağız. Fondötensiz makyajda en önemli şey ciltte hiç fondöten olmaması. Fakat ufak kusurlarımızı veya göz altlarımızı bu ürünle kapatabiliriz. Modelimize uygun ürünü görmüş olduğunuz fırça yardımıyla göz altı, ufak sivilce ve burun kenarlarını hafifçe dağıtıyoruz. Kesinlikle bir fondöten etkisi olmaması için çok yoğun bir şekilde uygulamıyoruz ve birebir aynı rengi uyguluyoruz. Parmak uçlarımızı birazcık yedirip cildin hafif kızarıklığını alıp varsa ufak kusurlarını kapatıp bırakabiliriz. Daha çok burun kenarlarına ihtiyaç duyulabilir. Burun kenarlarında kızarıklıklar meydana gelebilir. Ve tam çene ortasında. Bu kısmını lokal bir ürünle kapatıp fondötensiz bir bas elde etmiş oluruz. NARS'ın farklı renklerden oluşan kaş maskaralarıyla kaşlarınızı hem şekil verebilir hem renk verebilirsiniz. Natural bir makyajımız olduğu için biz şeffaf maskara kullanıyoruz. İki kaşa da yukarıya doğru sürecek şekilde sürüp daha sonrasında üstlerini düzeltip natural bir görünüm elde edebiliriz. Üstelik gün boyu kaşlarınız bozulmadan kalacaktır. Kaşlara yaptığımız natural uygulamadan sonra NARS'ın bronz pudrası Laguna'dan yanak bölgesine hem gölge verip hem de biraz bronz bir etki yaratacağız. Bunun için kesik uçlu bir fırça kullanabilirsiniz. Bronz pudrayı sadece aşağı doğru hareketlerle yayıyoruz. Daha sonrasında öncesinde kullanmış olduğumuz concealer fırçasıyla ve bir miktar concealerla hafifçe üzerinden geçip natural bir görünüm elde edebiliriz. Bronz uygulamamızı bitirdikten sonra natural makyajımızdaki en önemli bölüm olan göz makyajına geldik. Göz makyajımızın oldukça vurucu ve natural olması için sadece göz diplerine NARS'ın Larger Than Life göz kalemiyle belirginlik veriyoruz. Uygulamayı sadece kirpik diplerine yapıp hafifçe bırakabiliriz. Daha sonrasında ince uçlu bir fırça yardımıyla hafifçe dağıtıp kirpik dibinde daha yoğun bir görünüm elde edebiliriz. Evet, kirpik dibine yaptığımız uygulamadan sonra daha yoğun göstermek için kirpikleri sadece dip kısımlarını uygulayacağımız Make Up For Ever'ın Extravagant maskarasıyla hem natural hem de yoğun bir kirpik elde etmiş olacağız. Sürdükten sonra birkaç saniye bekleyip devamında bir kat daha sürerseniz çok daha iyi bir etki alacaksınızdır. Böylece kirpikleriniz de birbirine yapışmayacaktır. Gözlere yaptığımız maskara uygulamasından sonra Make Up For Ever Aqua Shadow'la göz pınarlarına parlak bir efekt vereceğiz. Bunun amacı da daha fresh bir görünüm. Hem çok az makyajlı gözüküyor hem de göz pınarlarına hafif bir ıslaklık çok daha natural ve çekici duracaktır. Gözlere yaptığımız ince eyeliner ve parlaklık ve maskara uygulamasından sonra Make Up For Ever'ın 148 numaralı fırçasıyla krem ağlık uygulayacağız. Krem ağlık uygularken önemli püf noktalardan biri dairesel hareketlerle ağlık uygulamak. Ve natural bir ağlık yüzünüze nasıl durması gerekiyorsa o şekilde sürmenizi öneriyorum. Bronz pudrayı sürdüğümüz yönün aksine ağlığımızı daha yuvarlak, oval hareketlerle sürüp uygulamamızı bitirebiliriz. Hatta yaz efektine birazcık daha uyum sağlamak için kaş altına bu ağlıktan çok hafif geçerseniz hem daha sıcak bir görünüm verecektir
hem de daha hafif bir makyaj uygulaması yapmış olacaksınız. Pembenin renklerini uyguladığımız cildimizde yine dudağımıza NARS satin lip pencil uygulayacağız. Bu uygulamayı yaparken dudağımızı hem büyütebilir hem de daha basit bir şekilde kalem içeriğinden dolayı rahatça uygulayabilirsiniz. Dudaklar gayet parlak, nötral bir görünüm olacaktır. Fondötensiz makyaj uygulamamızın sonuna geldik. Şimdi cildimizi T bölgesini matlaştıracağız. Bunun için NARS'ın transparan pudrasını kullanacağım. Fakat krem allığım olduğu bölgeye hiçbir şekilde pudra uygulamıyorum. Çünkü krem allıkların özelliği yapısından dolayı üzerine sürdüğünüz pudrada topak topak olmasına neden olabilir. Bu yüzden cildin sadece T bölgesini matlaştırıp makyajımızı bitirebiliriz. Matlık derecesini yoğunlaştırmak istersek daha yoğun pudra uygulamasıyla bunu yapabiliriz. Pudramız transparan olduğu için hiçbir şekilde gözle görülür bir pudra efekti vermeyecektir. Çok nötral bir matlık veriyor.